Hepiniz dersime hoş geldiniz çocuklar. Bugün sizlerle beraber fen bilimleri dersinden kuvvet konusunu işleyeceğiz. Biliyorsunuz daha önce varlıkların hareket özellikleri konusunu yine sizlerle beraber işlemiştik. Şimdi de o konunun devamı olan kuvveti işleyeceğiz sizle çocuklar. Bu konu varlıkların hareket özelliği konusunun devamı olduğu için önce eğer izlemediyseniz o videomu izleyin. Daha sonra bunu izleyin çocuklar. Evet, hemen vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Acaba kuvvet neymiş? Duran cisimleri hareket ettiren, hareket halindeki cisimleri durduran, cisimlerin şekil, yön ve doğrultularını değiştiren etkiye kuvvet diyoruz çocuklar. Neymiş? Kuvvet duran cisimleri hareket ettiriyormuş. Hareket halindeki cisimleri durduruyormuş. Cisimlerin şeklini, yönünü ve doğrultusunu değiştiriyormuş. Kuvveti öğrendik. Çocuklar, resimde sizin gibi iki tane tatlı çocuk görüyorsunuz ve ortalarında bir kutu var. Çocuklardan biri ne yapıyor? Kutuyu itiyor, değil mi? Diğeri ne yapıyor çocuklar? Kutuyu çekiyor. Aslında ikisi de kutuya kuvvet uyguluyor, değil mi? Biri iterek, diğeri ise çekerek bir kuvvet uyguluyor. Yine sizde diğer dersimizde canlı varlıkların kendi başlarına hareket edebildiklerini öğrenmiştik. Cansız varlıklar ise kendi başlarına hareket edemiyorlardı, değil mi çocuklar? Onların hareket edebilmeleri için onlara kuvvet uygulanması gerekiyordu. Yoksa cansız varlıklar kendi başlarına hareket edemez. İşte çocuklar, bu cansız varlıkları iterek ve çekerek hareket ettirebiliriz. İtme ve çekme sırasında cisimlere kuvvet uygulamış oluruz çocuklar. Tıpkı bu örneğimizde olduğu gibi iterek, çekerek cisimlere kuvvet uygulamış oluyoruz. Peki hangi cisimlere iterek kuvvet uygularız? Hangilerine çekerek kuvvet uygularız? Hadi gelin beraber örneklerimizi yapalım. Şimdi pencereyi açma. Pencereyi açtığımızı, bir pencereyi açtığınızı hayal edin çocuklar. Pencereyi açarken onu kendimize doğru çekeriz, değil mi? Kendimize doğru çekerek açarız. Yani çekme kuvveti uygularız. Değil mi? Peki pencereyi kapatırken onu iteriz, değil mi? Kapatmak için ileriye doğru iteriz. Yani itme kuvveti uygularız çocuklar. Evet. Peki arabaya binmek için kapıyı açtığımızda nasıl bir kuvvet uygularız? Arabanın dışında olduğunuzu hayal edin. Kapıyı açarken ne yapıyoruz? Yine kendimize doğru çekiyoruz, değil mi kapıyı? Yani çekme kuvveti uyguluyoruz kapıya. Peki şimdi de arabanın içindesiniz. Arabadan inmek için hangi kuvveti uygularız kapıya? Arabanın içinde olduğunuzu hayal edin. Kapıyı dışarıya doğru iteriz, değil mi? Dışarıya doğru iterek itme kuvveti uygularız. İtme. Devam edelim. Salıncakta kardeşimizi sallama. Evet, yine hayal edin çocuklar. Bir salıncakta kardeşinizi sallıyorsunuz. Nasıl sallarsınız? İterek, değil mi? Ona itme kuvveti uygularsınız. Hemen yazalım. İtme. Evet. Bebek arabasını sürme. Bebek arabasını sürerken nasıl bir kuvvet uygularız çocuklar? Arabayı iterek götürmez miyiz, değil mi? İte 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 ite. Arabayı hareket ettiririz. Yine itme kuvveti, ileriye doğru iteriz. İtme kuvveti uygularız. Evet. Fişi prizden çıkarma. Bu da çok basit. Bir priz var. Fişi çıkartırken ne yapıyoruz çocuklar? Kendimize doğru çekmiyor muyuz? Bakın, kendimize doğru çekeriz, değil mi? Fişi, yani çekme kuvveti uygularız. Yazalım hemen. Çekmeceyi açmak. Bu da çok basit. Eminim hepiniz
Artık buna hangi kuvveti uygulamamız gerektiğini çok iyi biliyorsunuz. Bakın açarken ne yapıyorum? Kendime doğru çekiyorum değil mi çocuklar? Çekmeceyi kendime doğru çekiyorum. Yani çekme kuvveti uyguluyorum çekmeceye. Bakın kuvvet uygulayarak tüm bu cansız varlıkları hareket ettirdik değil mi? Hadi o zaman yine hareket ettirmeye devam edelim. Bilgisayarda yazı yazarken klavyenin tuşlarına basmak. Hemen bir klavyemiz olduğunu düşünün ve onun tuşlarına bastığımızı hayal edin. Basıyorum. Basarken nasıl bir kuvvet uyguluyorum? İtiyorum değil mi çocuklar? Basarken itme kuvveti uygularım. Tuşları iterim. İtme. Evet. Halterci'nin ağırlığı kaldırması. Bakın halterci ağırlığı kaldırırken nasıl kaldırır çocuklar? Kendisine doğru çeker değil mi? Çekme kuvveti uygular. Evet. Çekme. Piyanonun tuşlarına basmak. Bakın yine aslında burada bir ipucu var. Bilgisayarın tuşuna basmak dedim. Piyanonun tuşuna basmak dedim. Ya da elektrik düğmesine basmak. Herhangi bir aletin tuşuna basmak çocuklar. Bir tuşa basmak her zaman itme kuvvetidir. Bunu unutmayın. Herhangi bir aleti çalıştırırken işte bilgisayar olsun, piyanonun tuşu olsun ya da işte çamaşır makinenizin tuşu olabilir, televizyonunuzun tuşu olabilir, bir kumandanın tuşu olabilir. O tuşlara bastığımızda her zaman itme kuvveti uygularız çocuklar. İteriz. Bunu unutmayın. Evet, itme ve çekme kuvvetini bence çok iyi bir şekilde anladık. O zaman gelelim kuvvetin cisimlere etkilerine. Çocuklar kuvvet uyguladığımızda cisimleri farklı yönlerden etkilemiş oluruz. Bakalım bu etkiler nelermiş. Kuvvet varlığın şeklini değiştirir. Evet çocuklar bir oyun hamurum var. Bakın ben bu oyun hamuruna kuvvet uyguladığımda bakın ne yapıyorum? Onun şeklini değiştiriyorum değil mi çocuklar? Çünkü kuvvet varlığın şeklini değiştirir, değiştirebilir. Bunu istediğim gibi kuvvetle şeklini değiştirebilirim. Yine elimde bir kağıdım var şöyle. Bu kağıdında yine kuvvet uygulayarak şeklini değiştirmez miyim? Bakın ne yaptım? Kare şeklinde olan bir kağıdı aldım. Ona kuvvet uygulayarak ne yaptım? Buruşturdum. Onun şeklini değiştirmiş oldum, değil mi çocuklar? Çünkü kuvvet varlığın şeklini değiştirebilir. Kuvvet varlığın yönünü de değiştirebilir çocuklar. Kuvvet varlığın yönünü de değiştirebilir. Şöyle bir oyun hamurundan top yaptım size. Şimdi bu topu paslaştığımızı düşünün çocuklar. İki tane oyuncu, ellerimi oyuncu gibi düşünün ve paslaşıyorlar. Birbirlerine topla pas atıyorlar. Bakın her paslaştıklarında yani topa her kuvvet uyguladıklarında topun yönü değişmiyor mu? Değişiyor değil mi? Bakın bu tarafa doğru giderken kuvvetle tam tersi yöne gidiyor. Topun yönünü kuvvet uygulayarak değiştirebiliyorum. Devam edelim. Kuvvet varlığı yavaşlatabilir, durdurabilir. Nasıl yani? Size doğru gelen bir top düşünün yine çocuklar. Futbol oynuyorsunuz. Top size doğru geliyor. Topu tam karşıdan bir kuvvet uyguladığınızda ne olur? Gelen top ya durur, size çarpıp durur. Ya da topu yavaşlatırsınız, değil mi? Bir şöyle karşıdan hafif vurduğunuzda top yavaşlayarak yoluna devam edebilir, değil mi? Hareket halinde bir top size doğru geliyor. Bunun için futbol maçındaki kalecileri düşünün, değil mi? Çok hızlı gelen topları bile ne yapıyorlar? Kuvvetle durdurabiliyorlar ya da en azından yavaşlatabiliyorlar. Onun kalenin içine değil de yavaşlatarak kalenin dışında kalmasını sağlayabiliyorlar. Devam edelim. Kuvvet varlığı harekete geçirebilir, hızlandırabilir. Yine topla örnek vermek istiyorum çocuklar. Çünkü kuvvet konusunda cidden top çok işimize yarıyor. Hızla gelen bir top düşünün.
Ya da öncelikle duran bir top düşünün. Bakın topumuz dursun. Şimdi bu topa biri şöyle arkadan gelip bir kuvvet uyguladığında bakın ne oldu? Top harekete geçti, değil mi? Ya da yine hareket halindeki bir top düşünün. Bu topumuz aslında hareket ediyor, hareket halinde. Ona yine arkadan bir kuvvet uyguladığımızda ne olur? Top daha da hızlanır, değil mi? Yani biz kuvvetle bu top eğer duruyorsa bunu harekete geçirebiliriz. Ya da bu hareket halindeyse zaten ona kuvvet uygulayarak daha da hızlandırabiliriz. Evet, kuvvetin cisimlere etkilerini öğrendiysek örneklerimizi hemen çözelim bu konuyla ilgili. Oyun hamuruyla oynamak. Oyun hamuruyla oynamak nasıl bir etki ediyordu çocuklar? Şekil değiştirme, değil mi? Kuvvetin şekil değiştirme etkisine örnekti. Yazalım hemen şekil değiştirme. Evet, şekil değiştirme. Değiştir. Şöyle alta yazayım. Değiştirme. Peki futbolcuların paslaşması nasıl bir kuvvetin cisimleri olan etkisiydi? Bakın ne oluyor? Cismin yani topumun sürekli yönü değişiyor, değil mi çocuklar? Yani yön değiştirme, futbolcuların paslaşması yön değiştirme etkisine, kuvvetin yön değiştirme etkisine örnekti. Yön değiştirme. Değiştirme. Peki kalecinin topu yakalaması yine demiştik. Hızla gelen bir top var. Kaleci onu yakaladığında ne oluyor? Durduruyor, değil mi? O topu ya durdurur ya da yavaşlatır. Yani kuvvetin durdurma etkisine örnektir çocuklar. Durdurma etkisine örnek. Yuvarlanan topa vurmak. Peki yuvarlanan topa vurmak nasıl bir etki sağlar? Bakın topum zaten yuvarlanarak giderken ben ona bir de arkadan gelip vurduğumda ne olur? Top hızlanır, değil mi çocuklar? Daha da hızını arttırır. Yani kuvvetin hızlandırma etkisine örnektir. Hızlandırma. Evet, ne dedik? Kuvvetin cisimler üzerinde şekil değiştirme etkisi var. Yön değiştirme etkisi var. Onları yavaşlatma ve durdurma etkisi var. Onları cisimleri harekete geçirme ve hızlandırma etkisi var. Kuvvet cidden çok etkili. Evet, şimdi bir arkadaşınız var yine ve bu arkadaşınızın oyuncak bir arabası var. Eminim evinizde sizin de böyle bir arabanız vardır, değil mi? Bazıları kumandayla çalışabiliyor. Kumandasına bastığınızda yani kumanda tuşuna kuvvet uyguladığınızda harekete geçiyor. Böyle bir arabası var. Ve arabaya bir kuvvet uyguluyor. Daha doğrusu iki farklı kuvvet uyguluyor. Şimdi bu kuvvetler sonucu neler olacağını hep beraber göreceğiz sizlerle. Şimdi birinci şekilde ne yapıyor çocuk arabaya? Bakın araba zaten bu tarafa doğru gidiyor, değil mi çocuklar? Çocuk da arabanın hareketi yönünde, arabanın gittiği doğrultuda ona aynı yönde bir kuvvet uyguluyor. Giden bir cisme o yönde, onun hareketi yönünde bir kuvvet uyguladığımızda cisim ne yapar çocuklar? Bu araba ne yapar? Daha da hızlanmaz mı? Bakın kendi oyuncağınızdan hayal edin. Bir oyuncak arabanız var. İleriye doğru gidiyor. Siz de ona yine arkadan bir kuvvet uyguladığınızda daha da hızlanmaz mı? Hızlanma, değil mi? Hızlanma hareketi yapar. Peki bu araba hareket halinde değil de duruyor olsaydı, araba duruyordu ve çocuk da gelip yine onun hareketi yönünde arkadan ona bir kuvvet uyguladı. Araba ne yapardı çocuklar? Harekete geçerdi, değil mi? Harekete geçme diyelim. Yani bir cisme onun hareket yönünde bir kuvvet uyguladığımızda o cisim hızlanır, değil mi? Hızlanma özelliği gösterir. Peki burada ne yapıyor? Bakın yine araba bu tarafa doğru gidiyor. Arabanın yönü değişmiyor. Araba hep bu tarafa doğru gidiyor çocuklar. Ama bu defa çocuk arabanın önüne geçmiş.
Arabaya tam ters yönünde bir kuvvet uyguluyor. Bakın tam zıt yönde bir kuvvet uyguluyor arabaya. Peki hareket halindeki bir cisme tam zıt yönde kuvvet uyguladığımızda ne olur? Cisim yavaşlar ve durur, değil mi çocuklar? Yavaşlar, yavaşlama ya da durma özelliği gösterir. Neden? Çünkü tam zıt yönde bir kuvvet uyguluyoruz. Bakın, hareketin aynı yönünde bir kuvvet uyguladığımızda hızlanır. Hareketin zıt yönünde bir kuvvet uyguladığımızda ise araba yavaşlar, hatta bazen durabilir. Peki bu araba çocuklar, bu arkadaşınızın oynadığı araba oyuncak değil de gerçek olsaydı, gerçek bir arabayı bu kadar kolay bir şekilde harekete geçirip ya da durdurup yavaşlatıp durdurabilir miydik? Yapamazdık, değil mi çocuklar? Gerçek bir araba düşünün. Bizim ona gücümüz, kuvvetimiz yeter miydi? Yetmezdi, değil mi? Hatta bu kuvvetleri uygulamaya çalıştığımızda kazalara bile neden olabilirdik. Kazalara bile yol açabilirdik. İşte çocuklar, verdiğim örnekte olduğu gibi bazen hareketli cisimlere kuvvet uygulamak kazalara, tehlikelere yol açabilir. Bakalım bu tehlikeler nelermiş? Devam edelim. Hareketli cisimlerin yol açacağı tehlikeler. Çocuklar, okul koridorlarında koşmak, okul koridoru olur, başka kalabalık yerler olur, park gibi, cadde gibi. Buralarda koşmak tehlikelidir çocuklar. Neden? Düşebiliriz, bir yere çarpabiliriz ya da başka bir insanla, bir arkadaşımızla çarpışabiliriz. Bisiklet, paten, kanka ile hız yapmak. Bu da yine bu hareketli cisimlerle hız yapmak da kazalara neden olabilir, değil mi? Çok ciddi yara alabiliriz ya da bir başkasını yaralayabiliriz. Salıncağın önünden veya arkasından geçmek. Aynı şekilde çocuklar, birinin sallanırken onun önünden veya arkasından geçmek de çok tehlikelidir. Salıncak bize çarpıp bizi de düşürebilir. Ya da salıncaktaki arkadaşımız da düşüp yaralanabilir, değil mi? Yine yaralanmalara yol açabiliriz. Vantilatör, matkap gibi aletlere çalışırken dokunmak. Evet çocuklar, hepimizin evinde vardır böyle aletler. İşte vantilatör, matkap ya da annelerinizin mutfakta kullandığı o şeyler, mutfak robotları. Bu gibi aletler yine tehlikelere yol açabilir, değil mi? Bu gibi aletlere dokunduğumuzda tehlikelere yol açabiliriz. Otomobil ile hız yapmak. Evet çocuklar, bunu da zaten haberlerde ne yazık ki hep duyuyoruz, değil mi, araba kazalarını? Neden oluyor bu kazaların çoğunu? Hız yüzünden oluyor. Arabalarla hız yaptığımız zaman ne yazık ki bazıları insan can kaybına yol açacak kadar büyük kazalar, büyük tehlikelere yol açabiliyoruz. Doğal afetlerde can ve mal kayıplarına neden olur çocuklar. Bu nedir bu doğal afetler? İşte deprem gibi, sel gibi, çığ gibi, toprak kayması gibi afetler de çocuklar ne yazık ki can ve mal kayıplarına neden olabiliyor. Yine haberlerde bunu da öğreniyoruz, duyuyoruz, değil mi çocuklar? Evet, hareketli cisimlerin yol açacağı tehlikeleri de öğrendiysek şöyle bir konumuzu bitirdik. Bir tekrar edelim bakalım bu dersimizde neler öğrenmişiz? Çocuklar, bu dersimizde sizlerle kuvvet konusunu öğrendik. Kuvvetin itme ve çekmenin de bir kuvvet olduğunu öğrendik, değil mi? Cisimleri iterek, çekerek onlara aslında kuvvet uyguladığımızı öğrendik. Kuvvet cismin şeklini değiştirebilir, değil mi? Bunu öğrendik. Kuvvetin cismin şeklini değiştirebileceğini öğrendik. Kuvvet cismi yavaşlatabilir, durdurabilir. Bunu öğrendik. Kuvvet cismi hızlandırabilir, değil mi? Hızlandırabilir, harekete geçirebilir. Bunu öğrendik. Kuvvet cismin yönünü değiştirebilir. Bunu da
sizlerle bu dersimizde öğrendik çocuklar. Evet, dersimiz burada bitti. Ama siz lütfen kuvvet konusunu evde bol bol tekrar edip bol bol örnek çözün, alıştırma yapın çocuklar ki bu güzel konuyu daha da iyi öğrenmiş olun. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.